Merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi çantamı hazırladım. Samatya'ya ameliyat seyretmek için gidiyorum. Şu an burası Cerrahpaşa. Samatya Hastanesi tam Cerrahpaşa'nın yanında olduğu için içeriden yürüyorum. Giderken size manzarayı da çekmek istedim. Biliyorsunuz tam deniz kenarında bulunan hastaneler bunlar. Şu an saat 9, ameliyatlar başlamak üzere. Gittiğim yerde hem genel cerrahi hem de beyin cerrahisi olduğu için aynı anda birçok ameliyata girip seyredebileceğim. Çeşit çeşit bir sürü ameliyat var içeride. Kahvaltı yapmadığım için ilk önce bir yemek yiyeyim dedim. Ve yanımda da bir tane evsiz teyze vardı, onunla sohbet ettik burada. Evet, şu an çıktım tekrar ameliyathanede. Lensimi evde unutmuşum. Hiçbir şey göremiyordum. Annem Allah'tan yakında oturuyoruz da getirdi şimdi. Tekrar üstümü giyindim maalesef. Şimdi aldım. Hem çıkmışken yemek de yedim. Hiçbir şey yememiştim. Ve tekrar dönüyorum ameliyathaneye. Ameliyathaneye buradan giriyoruz. Şurada şifre var. O şifreyi yazdıktan sonra da kapı böyle çok havalı bir şekilde açılıyor. Tabii çekemedim. Hasta yakınları var. Ameliyathanede hastalarını bekliyorlar rahatsız olmasınlar diye. Evet. Yine geldik. Üstümü de değiştirme zamanı. Tekrar içeri girmek için hazırız. Evet, burada hipofiz bezit tümörü vardı. Burundan girerek ameliyat ediyorlardı. Burada ise beyin ameliyatı vardı yine ve teyze uyanıktı. Çok değişik bir duygu olması gerek. Evet, ameliyathaneden çıktık. Şimdi de acile gidiyoruz. Bu arada ortam çok güzel değil mi? Kameraman. Ne biçim ortam?
çalışıp hastayı işte ameliyat ederken yardım ettim. Orada bir şeyler yaptım. Evet, ameliyathaneyi çok seviyorum ama çok zor ve çok yoğun. Ama acil benim için ayrı bir dünya. O yüzden tekrar acile gidiyorum. Tekrar diyecekti. Her videoda da acilde bu kız. Böyle. Fırsat bu fırsat. Her gün bir yerde takılıyorum. Bravo. Yavaş sür ya. Sonra acilde sen de orada dur, araba gel. Gel. Acilde yemek saatim. Birazdan eve gideceğim. Az kaldı. Sabah oluyor artık. Çok değişik hastalar geliyor ya. Az önce bir tane hasta gelmiş. Amca diyor ki bizim köyde bir çıkıkçı var. Ona gittim. Demiş ki senin kalçanda çıkık var. Ben onu oturturum. Diyor güvenemedim. O yüzden geldim hastaneye. Bir de siz bakın. Buradan önce bir de hastaneye gitmiş. Başka bir hastane. Orada bir şeyin yok demişler. İnanmamış. Daha bu hastaneye acile gelmiş. Baktılar, yine röntgen çektiler. Yine bir şey yok yani, gayet normal, sağlıklı bir kalça kemiği var. İnandıramıyorlar. Çıkık var demiş diye. Çıkıkçıya da inanmamış, bize de inanmıyor. Sonra diyor ki siz çok gençsiniz diyor. Size diploma veriyorlar mı? O kadar saat röntgen ve kan sonuçlarını bekledi. Hastaya en son doktor dedi ki bir şeyin yok, taburcu olabilirsin. Dün başka bir doktorun söylediğinin aynısı. Diyor ki o kadar bekledim diyor, hani beklemişken bana bir ağrı kesici yaz bir şeyler diyor, boşuna beklemiş olmayayım. Ve arkasında o kadar çok gerçekten durumu acil olan, sıra bekleyen saatlerce insanlar vardı. Hepsinin önüne geçti boşu boşuna, hiçbir şey olmadığı halde. Bugün o kadar çok ameliyata girdim, bir de üstüne akşam nöbete kaldım. Evet, ikisi de zor. İki bölüm de zor. Ama ben yine acili seçiyorum. Zombi gibi yürüdüğüm saatlere girmiş bulunmaktayım. Sabah saat 7 oldu. Neredeyse bütün hastalar bitti. Şuradan hastalar geliyorlar. Şu tarafta oturuyorlar. Hoca da burada oturuyor. Bense buradayım. İşte sonuçları ben de bakıyorum. Hem de bir yandan hastayı dinliyorum, muayene ediyorum. Güzel geçiyor, seviyorum orayı. Burada işte bazen kulak muayenesi, karın yani batın muayenesi, bazen işte uvula, göz muayenesi yapıyorum, nörolojik muayeneler. Bazen de şu odaya gidiyorum, orada da başka hoca oluyor. Evet, şimdi hoca dinlenmeye gitti, hastalar da şimdilik yok. Ben de bu sırada bir şeyler çekeyim dedim. Bu arada kolyem çok sorun oldu bugün, birçok doktor sordu.
Şimdi de eve gitme zamanı. Yavaş yavaş gidiyorum. Sabah saatleri saat 8:30 civarı şu an. Metrodan çıktım, eve doğru yürüyorum. Herkes işe, okula gitmek için kalkmış. Ben de uyumaya gidiyorum. Evet, evdeyim sonunda. Uyuma zamanı geldi. Güneş çok kötü yüzüme vuruyor. Bir de biraz uyuyayım, kendime geleyim. Sonra yine uyuyup, uyanıp hayata devam edelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet. 15 tatil sonrasında okulun ilk günü. Ben de okulu çekeyim. Yeni amfiler var. Modern amfiler adı altında. Yeni amfilere geçtik. Tadilat bitti. Sınıfımızın, okulumuzun hani sona erdi diyelim. Çok da bitmedi ama en azından amfilerimiz bitti. Belki daha sıcak olacak. Belki olmayacak. Bilmiyorum. Hem amfiyi çekerim, değişiklik olur. Hem biraz da okul turu yapalım yine ya. Hı? Gelmiş gel. Ah geç kaldım. Süper. Evet, erkenden geleyim. Derse katılayım dedim. Otobüse binecektim daha hızlı olsun diye Ayrık Çeşmesi'nden. İki durak sonra iniyorsunuz, daha hızlı yürüyebiliyorsunuz okula. Bindiğim otobüs meğerse sağa dönüp Naturist'in arkasına getiriyormuş beni. Şimdi tekrar döndüğüm yere geri yürüyorum. Nasıl geçeceğim karşıya? Abi! Orayı nasıl geçebilirim? Hastanenin önüne. Hayır, numune. Numune hastanesi. Evet. Şuradan aşağıya Marmara'ya giriyor mu? Evet. Marmara'nın oradan öbür karşıya geç. İster otobüse biz 10 dakikada yürürüz. Tamam, tamamdır, sağ olun. Üf ya. Sınıf temsilcisi olduğum için bugün slaytları ben açacaktım ve hocalarla ben konuşacaktım. Hoca da aradı, amfi değiştiği için o da bulamıyormuş, birlikte gidelim mi dedi. Ben de aradığımda Ayrılık Çeşmesi'ndeyim, geliyorum demiştim. Ama henüz yeni Ayrılık Çeşmesi'ndeyim, daha 10 dakika daha yürüyeceğim. Tadilat bitmişken okulun öncesi sonrası diye halini çekmek istiyorum. Tabii çoğu yer bitmedi. Özellikle bitmiş yerlerin öncesi sonrasını görmenizi istiyorum. Burası okula girişin eski hali. Benim eski bir videomdan aldım. Belki hatırlarsınız. O yüzden koymak istedim. Ama şimdiki hali bitmedi henüz. O yüzden eskisiyle hiçbir alakası yok. Gördüğünüz gibi tadilat daha devam ediyor. Bu kısım için yenilik bir şey gösteremeyeceğim. İleriki videolarımda inşallah bitmiş haline gösteririm. Bu koridorda bizim sınıfa gidiyordu eski hali. Tabii o zamanlar hukuk fakültesiydi. Şu an tıp oldu. Renkler daha kapalıydı o zamanlar. Daha eski yanımsatıyordu. Şu an daha açık. Bir de duvarlara pencereler yapılmış. Eskiden öyle bir şey yoktu. Bu tablolarda Marmara Hukuk gidince kendileriyle götürdüler. Şu anki hali gördüğünüz gibi kapıların rengi, camların rengi değişti. Daha tam olarak bitmemiş ama bu şekilde duruyor. Ve pencereleri de tam şuraya açmışlar. Yani amfiler gözüküyor pencerelerden. Eskiden öyle bir şey yoktu. Bizim sınıf ise en son kapı. En sonuncu amfi yani. Bu amfilerin en çok priz kısmını beğendim. Çünkü her sıranın altında bir tane priz var. Bu amfilerde tek değişmeyen şey sanırım sıcaklığı. Gördüğünüz gibi montla oturuyoruz. Eskiden bu sıralarda okumuş hocalarımız da aynı şeyi söylüyor. 1980'lerden beri ısıtamıyorlar burayı. Arkanı dön. Ne?
Tabii ki bu rahatlık olayına da bayıldım. Yastık getirmeyi bile düşünüyordum. Ses. Oh. Dur ben de geçeceğim. Tabii bunu atmam herhalde. Ses, ses. Ay yok. Kapattım. Ses. Aa dokunmatik. Yok dokunmatik. Sınıflar daha konforlu olmuş. Rengi daha bir açılmış. O bakımdan çok iyi ama eskiye bağlı olan biri olarak azıcık üzüldüm. Orada bir sene özellikle Marmara hukuk zamanım geçtiği için. Bir de tıp zamanım da geçti tabii ama işte eskiler daha güzel. Evet, okulumuzun ikinci günü. Bugün de bir şeyler çekmek istedim. Çok fazla bir şey çekmedim ama gezerken ortamı da bir çekeyim dedim. Burası da Orta Bahçe'nin eski hali. Şu an hala tadilat devam ediyor. Son hali nasıl olacak bilmiyorum ama eski hali böyleydi. Anlat Allah aşkına. Onu buralarda hep Marmara öğrencileri otururdu dersten önce veya ders sırasında. Burası da lavabolarımızın yeni hali. Çok güzel. Eskiye göre kat kat en güzel olan yerlerden bir tanesi. Bugün ise yepyeni bir gün. Laboratuvarda ders işleyeceğiz. Covid'den sonra işlediğimiz ilk laboratuvar dersi olacak. O yüzden size de çekmek istedim. Oralar da biraz yenilendi. Bu kısım değil de koridorların daha ileri kısımları yenilenmiş. Şimdi oraları göreceksiniz. Evet. Tadilatın bitmiş kısımlarını da renkten artık anlayabiliyorsunuzdur. Fakültesinde laboratuvar eğitimleri grup grup halinde yapılıyor. Çünkü çok öğrenci var. Şimdi benim grubumun sırası bitti. O yüzden hazırlanıyorum. Hoca da yeni gruba tekrar aynı dersi anlatıyor. Evet arkadaşlar, bugün şimdi dersten çıktım. Arkadaşım beni bugün evine çağırdı, davet etti. Gel birlikte çay içelim, sohbet edelim, uzun süredir görüşmüyoruz dedi. Ben de kalktım geldim. Bu da Tatlış. Nasıl bizim gireyim? Yeni YouTuber'ımız. Minik YouTuber. Evet. Evet, sadece işaretler veriyor. O yüzden adı Melis.
Bilgisayar. Heh. Biz de şimdi çay koyduk, sohbet ettik. Gel, gel anneciğim. Günümüzü böyle bitirdim. Bu arada saçımın son halini göstereyim. Buradan daha güzel gözüküyor. Evet, çok güzel olmuş. Yani biraz daha açık olsa iyi olurdu. Şimdilik idare edebiliriz değil mi bunu? Evet, Melis gel. Melis'in videoyu kapamak ve açmak istiyor. Sırım. Bu videomuz da böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.